ve keza görünüyor ki bu alemin sahibi yaptığı şu kadar fiillerin delaletiyle harika bir sehavete sahip olduğu gibi nur ve ziya ile dolu güneşler ve meyve ve semereler ile hamile eşcar ve ağaçlar misüllü pek çok hazineleri vardır. Binan aley bu ebedi sehavet tükenmez servet ebedi bir ziyafetgahı ister ve devam ile muhtaçların da devamı vücudunu iktiza eder. Zira nihayet bir sehavet, Harika bir kerem daima halka ihsan ve inam etmek iktiza eder. Bu ise ihsan ve inamlara minnettar ve muhtaç olanların devamı vücutlarını ister. Ve keza şu mucizeli ve hikmetli ef'ali kerimane'nin tezahüratından anlaşılıyor ki sani failin pek gizli kemalatı vardır ve daima o kemalatı enzar aleme arz ve teşhir etmek ister. Çünkü daimi bir kemal, daimi bir tezahür ile takdir edicilerin devamı vücutlarını iktiza eder. Çünkü ademi mutlaka namzet olan insan kemalata kıymet vermez ve istihsan ve takdire bedel istiskal ve tahkir eder. Ve keza bu güzel müzeyyen münevver masnuatın saniyi için mücerret manevi bir cemal vardır ve onun o mahfi hüsnü cemal için pek çok mehasin ve letaifi vardır ki kısa akıllarımız ile idrak edemeyiz ez cümle o cemalin kesif aynelerinden biri satı arzdır bu satı arz her asırda her mevsimde her vakitte daima tecelli etmekte olan o cilvelerin gölgelerini teşhir tavsif, ilan ve izhar eder ve keza hakayiki sabit edendir ki yüksek bir cemal sahibi bizzat kendi gözüyle ve bil vasıta başkasının gözüyle cemalini ve cemalinin inceliklerini görmek istiyor. Binan cemal sermediği ve daim olursa behemahal onun inceliklerini gösteren aynelerinin de ebedi ve daimi olması zaruridir. Çünkü bâkî bir hüsn fani bir müştaka razı olamaz ve zail ve fani bir aşıkın ebedi ve bâkî olan mahbubuna muhabbeti adavete kalbolur. Evet insan eli veya fehmi yetişmediği güzel bir şeyi kendisini teselli için takbih eder. Bu itibarla bu alem sani istilzam ettiği gibi sani de alemi ahireti istilzam eder. Ve keza bu alemin saniinde pek rahimane bir şefkat vardır. Zira görüyoruz ki bu alemde yardım isteyen bir musibet zedeye kemali süratle yardım ediliyor. Dergahı izzete iltica eden kurtuluyor. Sual eden saillerin istekleri veriliyor. En adi bir hayatın sesi işitiliyor ve haceti kabul ediliyor. İşte böyle bir şefkat sahibi nev'i beşerin en büyük, en lazım en zaruri, şedid bir haceti hakkında bütün insanlar namına yaptığı duada istediği cenneti ve saadeti ebediyeyi ve basubadel mevti yapacaktır. Bilhassa o reisi muhteremin şu umumi duasına bütün zevil hayat, bütün mahlukat amin amin diyorlar. Bak o zat öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor ki insanı ve bütün mahlukatı esfel-i safilin olan fenây-i mutlaka sukuttan, kıymetsizlikten, faidesizlikten, abesiyetten, alai illiyin olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubat-ı samedaniye olması derecesine çıkarıyor. Bak hem öyle yüksek bir fizar-ı istimdatkârâne ile istiyor ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkârâne ile yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata, semavata, arşa işittirip, vecde getirip, duasına amin, Allahümme amin dedirtiyor. Acaba bütün beni Adem'i arkasına alıp, şu arz üstünde durup, Arş-ı Azam'a müteveccihen el kaldırıp nev-i beşerin hülasayı ubudiyetini cami hakikatı ubudiyet i Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam içinde dua eden şu şerefi nevi insan ve feridi kevnü zaman olan fahri kainat ne istiyor dinleyelim bak kendine ve ümmetine saadeti ebediye istiyor beka istiyor cennet istiyor hem mevcudat aynelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiye ilahiye ile beraber istiyor o esmadan şefaat talep ediyor görüyorsun eğer ahiretin hesapsız esbabı mucibesi delaili vücudu olmasaydı yalnız şu zatın tek duası baharımızın icadı kadar Halik Rahim'in kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Demek nasıl ki o zatın risaleti şu dar imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Levla ke lema eflak sırrına mazhar oldu. Onun gibi ubudiyeti dahi أتيتك دار سعادة اللهم صل وسلم على ذلك الحبيب الذي هو سيد الكونين وفخر العالمين وَحَيَاتُ الدارين ووسيلة السعادتين وذو ورسول الثقلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين آمين بكذا ve bütün mahlukatın bir hedefe sevkinde ve semavi süfli bütün ecramın bir kudrete bağlı ve musahhar olmasında pek büyük bir saltanat eseri görünüyor. Ve bundan anlaşılıyor ki bu mevcudatta tasarruf eden saniin azim rububiyetinde harika bir saltanatı vardır. Halbuki bu dünya menzili tahabülata zevale maruzdur. Sanki misafirler için yapılmış bir handır ki daima dolup boşalıyor ne kendisinin sabit bir şekli vardır ve ne de içinde oturanların bir kararı vardır ve saniye alemin garip ve acip sanatlarının numunelerini teşhir ve ilan için tahavvülden hali kalmayan bir meşherdir. Bu itibarla o handa ve o meşherde ihtima eden insanlar sabit kalacak değiller çünkü meskenleri sabit değildir. İşte bu hal ve şu vaziyet, bu fani menzilden sonra o sermediği saltanata karargah olmak üzere sabit, baki, ebedi, sermediği saadetlerin, cennetlerin ve sarayların olacağına kat'î bir delaletle şehadet eder. Çünkü fani bakiye makam ve medar olamaz. Evet, bir melikin gelip giden misafirleri için yolda yaptığı şu menzile ve o menzilde oturan misafirlere bakıldığı zaman görülüyor ki Milyonlarca lira ile yapılan o menzil pek az bir zaman içindir ve ondaki zinetler, kıymetli şeyler hep suret ve örneklerdir ve misafirler o nefis taam ve yemeklerin yalnız tadına bakıp karınlarını doyuracak derecede yemiyorlar ve her bir misafir hususi makinesiyle o menzildeki zinetlerin resimlerini alırlar ve melikin de gizli memurları onların bütün harekat, ef'al ve muamelelerini yazıyorlar ve o melik her mevsimde milyonlarca o zinetleri, o güzel şeyleri yeni gelecek misafirler için tahrip ve tecdid ediyor. Ve hakeza pek çok garip ve acip şeyler görünüyor. İşte bu vaziyet gösterir ki o muvakkat menzil sahibinin pek yüksek kıymetli menzilleri, daireleri ve ebedi sermedi sarayları vardır. Bu küçük menzilde görünen şeyler, haller, misafirleri ebedi menzillerdeki yüksek şeylere teşvik için gösterilen numunelerdir. Kezalik bu dünya menzilinin ve içinde oturan insanların ahvaline dikkat edilirse anlaşılıyor ki bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak Cenabı Hakkın ebedi ve sermediği olan Darusselam menziline davetlisi olan mahlukatın içtimaları için bir han ve bir bekleme salonudur. Bu dünya menzilinde görünen leziz şeyler lezzet ve zevk için değildir. Çünkü visallerinin lezzeti firaklarının elemine mukabil gelmez. Mahaza o lezzetlerden hiç kimse tam manasıyla muradına nail olamaz. Ya o lezzetlerin ömürleri kısa olur veya insanın ömrü kısa olduğundan muradına yetişemez. Ancak o lezzetler ve o nefis şeyler ibret ve şükre sevk içindir. Çünkü onlar Cenabı Hakk'ın ehli iman için cennetlerde ihzar ettiği hakiki nimetlere numunelerdir ve o müzeyyen masnuatı faniye fena ve adem için değildir. Ancak onların suretleri ve misalleri, manaları, neticeleri alınır, alemi bekada ehli beka için ebedi manzaraların yapılmasına medar olurlar yahut ebedi alemde saniye ebedi istediği şekillere sokar çünkü o masnuat beka içindir onların o zahiri ölüm ve fenaları vazifelerinden terhistir idam değildir evet onların ölümleri fena olsa bile yalnız bir cihetten fenaya gider çok cihetlerden baki kalır Mesela kudret-i ezeliyenin yarattığı şu gül çiçeğine bak. Evet, nasıl bir kelime ağızdan çıkar çıkmaz zahiren fenaya giderse de Allah'ın izniyle kulaklarda, kağıtlarda, kitaplarda milyonlarca timsalleri kaldığı gibi akıllarda da akıllara dedince manaları kalır. Kezalik o gül kısa bir zamanda vazifesi tamam olur olmaz solar, ölür, gider. Ama onu gören bütün insanların kuvve-i hafızalarında ve halefi ile hamile olan tohumlarında suretleri manaları bâkîdir. Demek o gülün tohumu olsun, kuvve hafızalar olsun, o gül çiçeğinin suretini, zinetini, menzilini hıfs için sanki birer fotoğraf ve bekası için birer menzildir. Ey arkadaş, insan da başı boş, serseri, sahipsiz bir hayvan değildir. Ancak onun da bütün harekat ve ef'ali yazılıyor, tespit ediliyor ve amalinin neticeleri hıfz ki muhasebe-i kübrada ona göre derece alsın. Hülasa her güz mevsiminde yapılan tahribat gelecek bahar mevsimlerinde gelen yeni misafirler için yer tedarik etmek ve bir nevi terhis ve izinlerdir. Ve keza bu alemde tasarruf eden saniin öyle bir kitabı mübini vardır ki ne küçük ve ne büyük o kitapta yazılıp hıfzedilmemiş hiçbir şey yoktur. O kitabın maddelerinden alemde görünen yalnız nizam ve mizan maddelerine bak. Evet, görüyoruz ki herhangi muvazzaf bulunan bir şey vazifesinden terhis edilmekle daire vücuttan çıkarsa Fatır-ı Hakim onun çok suretlerini levh-i mahfuzlarda tespit eder ve tarihi hayatını tohumunda ve neticesinde nakşeder ve pek çok gaybi aynelerde ipka eder. Mesela bir şecere meyvesiyle hamile olduğu gibi tohumu da meyve ile hamiledir. Demek ağacın bünyesinde semeresi mevcut olduğu gibi tohumunda da semere mevcuttur. Ve keza vücuttan çıkmış pek çok şeyler insanın kuvve-i hafızasında mevcut kalır. İşte bu misallerden hıfs ve hafiziyet kanunu ne derece ihatalı olduğu anlaşıldı. Evet, bu mevcudatın sahibi pek büyük bir ihtimam ile mülkünde cereyan eden her şeyi tahtı hıfs ve muhafazasına almıştır ve hakimiyetinin muhafazası için sonsuz bir dikkati vardır ve rububiyetinde tam bir intizam ve saltanat vardır ki edna bir hadiseyi adi bir hizmeti yazar ve yazdırır. İşte bu derece ihatalı, ihtimamlı bir hıfs kanunu elbette alemi ahirette yapılacak bir divan-ı muhasebata bakar. Şu muhafaza kanunu bütün eşyada cari olduğu gibi mahlukatın en eşrefi olan insana da şamildir. Çünkü insan Cenabı Hakk'ın rububiyetine ait şuunat ve ahvaline şahittir ve mahlukatın cemaatleri içinde Allah'ın birliğine delaldır ve mevcudatın tesbihatına müşahit ve hilafet-i kübra ile tekrim ve teşrif edilmiştir. İnsan bu keramete, bu şerefe nail olduğu halde kendisini başıboş ve gayri mesul zannetmesin. Onun da divan-ı muhasebatta pek karışık hesapları vardır. Ondan kurtulduktan sonra müstehak olduğu yere gidecektir. Evet, kudreti ezeliyeye nispetle ölümden sonra haşrin gelmesi, güzden sonra baharın gelmesi gibidir. Evet, nebatat gibi insanın da bir güzü, bir de baharı vardır. Evet, geçmiş zamanda vukua gelmiş olan mucizatı kudret, saniin bütün imkanatı istikbaliyeye kadir olduğuna kat şahit ve bürhanlardır. Ve keza bu alemin maliki kendi kudretine pek kolay ve pek ehven ve ibadına fevkalade mühim ve pek şedidül ihtiyaç olan haşrin tekrar ve tekrar vaadinde bulunmuştur. Malumdur ki hulful vaat kudretin izzetine, rububiyetin merhametine zıttır. Zira vaadin hilafını yapmak cehlin veya aczin alametidir. Bu ise kadiri mutlak, hakimi mutlak olan zata muhaldir. Mahaza insanların haşri nebatatın haşri gibidir. Bunu gören onu nasıl inkar eder? Haşrin icadına olan vaadi ise bütün enbiyanın tevatürüyle ve büyük insanların icma ile sabit olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in lisanı ile de sabittir. Ez cümle Allahu la ilahe illahu, hu le ila yevmil kıyameti la raybe fih ve men Allahi haditha olan ayet-i kerime büyük bir şiddet ve kuvvetle haşrin icadına söz veriyor. Fakat bazı insan pek nankördür ki bütün mevcudat sıdkına ve hak olduğuna delalet ettiği o Malikül Mülk'ün sözlerini tasdik etmez kendi hezeyanına ve ahmaklığına itimat eder. Ve keza bu alemde pek ihtişamlı bir rububiyet asarı ile şaşalı bir saltanatın şuaları görünmektedir. Evet görüyoruz ki koca arz sekenesiyle beraber ehli, zelil, muti bir hayvan gibi o rububiyetin emri altında beslenir, güzde ölmesi, baharda dirilmesi, ve bir mevlevi gibi raks ve hareketi ve sair bütün işleri o emre tabi olduğu gibi şemsin de seyyaratı ile tanzim ve teshiri ve sair vaziyetleri o emre bağlıdır. Halbuki azametli şu rububiyet-i sermediye ve bu saltanatı ebediye şöyle zayıf, zail, muvakkat temeller ve esaslar üzerine bina edilemez ve bu mütebeddil, belalı, kederli, fani dünya üzerine kaim olamaz. Ancak bu dünya o azametli rububiyetin pek azim ve geniş dairesi içinde insanları tecrübe ve imtihan, kudretin mucizelerini teşhir ve ilan için kurulmuş muvakkat bir menzildir ki tahrip edilip pek muazzam, geniş, ebedi ve baki bir aleme cüz olmak için tebdil edilecektir. Binaenaleyh, bu tebeddülat marazı olan alemin saniyi için diğer tagayyürsüz sabit bir alemin vücudu zaruridir mahaza zahirden hakikate geçen ervah-ı ashabı ve kulubu münevvere aktabı ve ukul-i nuraniye erbabı ve kurbu huzuru ilahide dahil olanlar o zat-ı zülcelal'in mutiler için bir dar mükafat ve asiler için bir dar-ı mücazat ihzar ettiğini ve pek metin vaatler ile şiddet tehditleri olduğunu kat'i ihbar ediyorlar. Malumdur ki vaatleri ifa etmemek bir zuldür. Halik alem zül ve zilletlerden münezzehtir ve aynı zamanda o hakikatı ihbar eden ehli hakikat ve enbiya ve evliya ve asfiya cemaatlerine kainat bütün ayatiyle ile zahir olarak ihbarlarını teyit ve takviye ediyor. Ey insan, bu haberden daha doğru bir haber ve bu sözden daha doğru bir söz var mıdır? ve keza bu alemin mutasarrıfı dar ve muvakkat şu arz meydanında alemi ahiretin büyük meydanının çok misallerini numunelerini her vakit gösteriyor. Ez cümle bahar mevsiminde arzın sathında yapılan nebati haşirlere dikkat lazımdır. Evet, altı gün zarfında o karışık nebatatın tohumlarından ölmüş, çürümüş, kaybolmuş olan cesetleri galatsız, haltsız kemafi sabık inşa ve iade etmekle arz meydanında nebati haşirleri yapan kudret semavat ve arzı altı günde halk etmesinden aciz değildir ve o kudrete nazaran göz işareti kadar kolay olan haşri insaniyi yapmamak imkanı var mıdır? Evet, Haşr-ı Nebati'de kelimeleri, yazıları tamamen silinmiş 300 bin kadar sayfeleri birlikte bila halt ve bila galat kısa bir zamanda eski yazılarını iade eden bir kudrete tek bir sayfeden ibaret bulunan Haşr-ı İnsani ağır gelir mi? Haşa. İşte o kudret sahibi lisanı Kur'an ile emrettiği فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل i Kerimesi bu meselenin hakikat olduğuna sarahat ile şehadet ediyor. Ey aziz arkadaş! Cenab-ı Hakk'ın şu tasarrufatından ve şuunatından anlaşıldı ki, arz meydanında yapılan nebati haşirler ve neşirler vesair içtima ve iftiraklar maksudu bizzat değildir. Çünkü öteki alemin meydanı kebirinde yapılan o büyük ve mühim ihtifaller ile kısa bir zamanda yapılan şu cüz'i gayri sabit bu semereler arasında münasebet yoktur. Ancak bu cüz'i semereler bir takım misal ve numunelerdir ki bunların suret ve neticelerine o mecmâ ı kebirde muameleler tatbik ve icra edilsin. Demek bu fani şeylerin suretleri o alemde baki semereleri meyve verecektir. Ve keza görüyoruz ki sani sermedi sultanı ebedi şu inhidama meyyal menzillerde ve zevale mahkum meydanlarda öyle bir hikmeti bahirenin ve bir inayeti zahirenin ve bir adaleti aliyenin ve bir merhameti camianın asarını izhar ediyor ki kalbi paslanmamış gözü kör olmamış bir insan aynel yakin ile anlar ki o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz ve o asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil ve o emaratı görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur ve o semeratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilemez. Öyleyse o sultanın memleketinde daimi mekanlar, sabit meskenler, daimi ve mukim sakinler bulunmazsa şu görünen hikmet, inayet, merhamet ve adaletin kalp ve fikir sahiplerince inkarları lazım gelir ve aynı zamanda o efali hakime sahibinin haşa sefih zalim olmasını istilzam eder. Bu ise hakikatı zıddına kalbeden bir muhaldir. Ey sözlerimi dinleyen arkadaş, haşrin vücuduna ve vukuuna dair delillerin şu zikredilen kısma emarelere münhasır olduğunu zannetme. Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği gayri mütenahi emarelerden istihrac edilen hakikat şudur ki, Halikimiz şu muvakkat dünya meşherlerinde daimi olan rububiyetinin sabit karargahına bizleri nakledecektir. Ve bu seyyal memleketi, sermediği bir memlekete tebdil edecektir. Ve yine zannetme ki, haşir ve ahireti iktiza eden, Esma-i Hüsna'dan yalnız hakim, kerim, rahim, adil, hafiz isimleridir. Belki kainatın tedbiriyle alakadar olan her bir isim ahiret ve haşri iktiza eder. Hülasa Haşir meselesi öyle bir hakikattir ki celaliyle, cemaliyle, esmasıyla Halık-ı Zişan bütün kütüb-ü semaviye ile enbiya ve evliya ve asfiyanın icmalarını tazammun eden Kur'an-ı Mucizül Beyan ve Fahri Kainat Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Ekmelül Halk ve Eşrefül insan haşrin geleceğine ittifakla hükmettikleri gibi şu kainat dahi bütün ayatı ve kelimatı ile haşrın vücut ve icadına şehadet ediyor. Hatta her bir cüzün cüzi olsun, külli olsun, cüz olsun, kül olsun iki vecih vardır. Bir vecihle halika bakar, vahdaniyete delalet eder. Diğer vecihle de ahirete nazırdır ki haşrin ahiretin vücutlarını ister. Mesela bir insan kendi vücuduyla hüsn sanatı sanat ile saniin bu vücuduna ve vahdetine delalet ettiği gibi amal ve istidatları ebede kadar uzandığı halde tek süratle ölüm ve zevali ahiretin vücuduna delalet eder. Bütün mevcudatta görünen intizamı hikmet, tezyini inayet, taltif-i rahmet, tevzin adalet sani hakimin vücut ve vahdetine şahit oldukları gibi ahiretin ve saadet-i ebediyenin de icat ve vücutlarına delalet ederler. اللهم اجعلنا من اهل السعاده واحشرنا في زمره السعداء وادخلنا الجنه مع السعداء بشفاعه نبيك المختار فصل وسلم عليه وعلى اله كما يليك برحمتك وبحرمته امين امين امين